Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ilk defa göreceğiniz farklı bir şekliyle farklı bir börek tarifim olacak size. Hemen yapımına başlayalım. İlk önce bir tencerenin bir iç malzemesi hazırlayacağız. Patatesli iç malzemesi olacak. Tenceremizin içerisine biraz sıvı yağ ekledikten sonra 2 tane böyle orta boy soğanımızı ince ince doğradım. Tencereme koydum. Soğanım sotelendikten sonra, iyice yumuşayıp sotelendikten sonra bir çay kaşığı böyle acı seviyorsanız biraz daha fazla kırmızı biber ekleyerek biberimizin tadını ve rengini soğana vermesini sağlayalım. Daha sonra haşlamış olduğum 4 adet haşlamış ve çatalla ezmiş olduğum 4 adet patatesimi içerisine aldım. Şimdi biraz tuz. Bu iç harcının zaten en çok kaldırdığı baharat, karabiber ekledikten sonra güzelce karıştırıp bir kenara alacağım ve soğumaya bırakacağım. Evet, çok lezzetli bir iç harcı oluyor. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum patatesli iç harçlarınızı. Şimdi bir sos hazırlayacağım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt. Şöyle güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Bu böreği el açması yufkayla da yapabilirsiniz ama ben bugün 3 adet yufkayla bir koca tepsi börek yapacağım. Böreklik yufka kullanacağım. Çok pratik oluyor. Gerçekten böyle hazırlayıp buzluğa atabileceğiniz, daha sonra misafiriniz geldiği zaman kullanabileceğiniz çok pratik ve güzel bir tarif. Hem şekli de çok farklı. İlk defa bende göreceğiniz bir börek olacak. Daha önce bu şeklin baklavasını da yapmıştım. Böreğini neden yapmayayım diye düşündüm. Ve bu şekilde börek hazırlamak istedim sizlere. Şimdi iç harcımızdan şöyle bolca, böyle mümkün olduğu kadar yuvarlak şekil yapmaya çalışalım. Şimdi yufkamız arkadaşlar zaten çok soslanmış olduğu için oldukça yumuşak. Şöyle kenarlarını kapatıyorum üzerine. Soslu olduğu için hemen yapışıyor. Şöyle iyice sıkıyorum kenarlarını. Onu bir kenara alıyorum. Diğer yufkalarımı da aynı şekilde yapmaya devam edeceğim. Dediğim gibi isterseniz pişirilmiş halde buzlukta saklayın. İsterseniz pişirmeden bu şekilde şekil verip buzlukta saklayabilirsiniz. Misafiriniz geldiği zaman istediğiniz kadarını pişirin. Çok pratik oluyor. Yapımı da kolay. İstediğiniz iç harcı da kullanabilirsiniz. Ben bugün patateslisini yaptım. Evet, onu bir kenara alıyorum. Hepsini yapayım. Yaptıktan sonra hepsini aynı anda kesim işlemine geçeceğim. Ben böreğimi hemen pişirmek istiyorum. O yüzden fırınımı da şu anda 180 derecede ısıttım. Fırınım ısınana kadar ben böreğimi bitirmiş olacağım zaten. Hemen fırına göndereceğim. Evet, iç harcını bolca koyarsanız böreğinizin şekli o kadar böyle pofuduk olur. Daha güzel olur. Evet, şimdi bu katladığımız şekilde sıkma işlemini yaptıktan sonra diğer hamurumu da kesmedim. Onu da yanına alacağım şimdi. Ve bu şekilde iyice sıkıştırdıktan sonra kesiyoruz.
Dediğim gibi açılma olmuyor. Çok soslu olduğu için ıslak oluyor ve çok çabuk bir şekilde yapışıyor zaten. İyice parmağınızla sıkıştırın. Şimdi olduğu gibi koymayacağız onları tabii. Bu şekilde alıyoruz ve ters çeviriyoruz. Zaten esas güzel görünüm ters tarafında. Yine alırken mutlaka böyle elimizle sıkıştıra sıkıştıra koyalım. Evet, böreğimizin iç harcını dediğim gibi bolca koyun ki görünümleri daha güzel olsun. Az koyarsanız daha yassı olurlar. O kadar şık, güzel ve görünmezler. Şimdi üzeri için arkadaşlar zaten sosumuzu kullandık. Şöyle bir yemek kaşığı kadar bir tane yumurta sarısını böyle kaseye koydum. Sosumdan da bir yemek kaşığı kadar beklettim. Yani ayırdım. Onu da yumurta sarısının üzerine koydum. O şekilde yapabilirsiniz. Her yerlerini güzelce yumurta sarısı sürerek. Bir uçlarına çörek otu, bir uçlarına susam ekleyerek böreğimizi tamamlamış oluyoruz. Evet, susamlarını da koyduktan sonra önceden ısıtmış olduğum fırınıma gönderiyorum. Evet, böreklerimiz nar gibi kızardı. Fırın farklılığı olabilir arkadaşlar. Yaklaşık 35-40 dakika kadar sürüyor. Ama süresini zaten hani nar gibi kızarana kadar pişirin. Çok fazla süresini hani ortalama bir süre söyleyebiliriz ama böreğinizin, yufkanızın rengine göre daha çok pişmiş seviyorsanız fazla pişirebilirsiniz. Az pişmiş seviyorsanız biraz daha beyaz bırakabilirsiniz. Evet, içi dolgulu, bol patatesli, mis gibi böreğimiz tamamlandı. Hem görüntüsüyle hem tadıyla gerçekten sofralarınıza güzellik katacak, şenlik katacak güzellikte bir börek olduğunu düşünüyorum. Ve bunu sizlere sunmaktan da çok mutluyum arkadaşlar. Mutlaka videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bir beğeni bir yorum mutlaka yapın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum bu konuda. Bundan sonra her güne inşallah tarif vereceğim sizlere. Çok güzel tarifler hazırladım. Yeniden başka bir tarifle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.